Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve yepyeni bir Space Engineers bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde evet, bir adet gemi iskeleti yapmış durumdayım. U şeklinde bir gemi yapmayı düşünüyordum normalde, ancak ondan vazgeçtim gibi bir durum. Onun yerine Tybalt gibi önü uzun ve arkaya doğru kanat şeklinde genişleyen bir araç yapmaya karar verdim. Şurada thrusterları dizdim. 4 tane bu yöne, 4 tane bu yöne. 4 tane yukarı, 4 tane aşağı, 8 tane arkaya. İlerileri henüz dizmedim. Bunlar şimdilik tier 1. Evet. Şurası hangar. Aslında hangarı biraz daha alçaltsam daha mantıklı olacak gibi. Evet, hangarı alçaltsam daha güzel olacak. Düşünüyorum nasıl alçaltsam. Evet, aklıma bir fikir geldi. Tamam. Hangarı biraz alçaltacağım ya da altına bir şey, makineler koyabilirim. Bu alta jump driver'ı dizerim. Evet. Jump driver için bir alanım olur. Evet, jump driver buraya çok güzel oturur. Tam alt jump driver bölümü olacak. 2 ya da 3 tane yeter diye düşünüyorum. Buraya reaktörü koyacağım. Ama bir tane reaktör bu araca yetmez gibi düşünüyorum bir yandan da. Bu arada... Bir şey bakıyorum. Evet. 2 tane reaktörü buraya sığdırabilirim. Normalde bunu bir heavy armorla kaplamayı planlıyordum. Ancak aklıma biraz daha değişik bir fikir geldi. Direkt şu light armorları heavy'ye çevireceğim. O şekilde bağlayacağım. Normalde bir kat light armor, üstüne de bir kat heavy armor diyecektim de şuradan itibaren kalınlaşacağı için gemi o sıkıntıyı, şuraya da heavy armor döşeceğim. Ayrıca şu ortaya biraz hız kazandırsın diye acil durumlar için hidrojen iticileri koyacağım. Yani bir yerlere ben hidrojen tankı da döşeyeceğim. Basitçe. Zaten oksijen generator koymam gerekiyor. Altı oksijen generatorları da atabilirim. Ek olarak. Evet, şu an için şablon bu. Reaktörleri... Şöyle karşılıklı koyabilirim. Nasıl şuradan gel. Çok daha mantıklı olur. Evet. Şöyle ve şöyle. Karşılıklı iki reaktör bence gayet bu aracı götürür. Şu tek reaktörle çalışıyor zaten. Ancak bu da şöyle bir arkadaş yok. Yani öyle bir detayı hesaba katalım. Evet. Düşünecek olursak başka nelere ihtiyacımız var? Kanatların her biri aynı zamanda birer fabrika olacak. Totalde iki tane maden işleyici... bir tane rafineri yeterli olabilir. Ya da evet, bu kanata iki adet rafineri, bu kanata iki adet dok. Evet, iki adet rafineri iki yana da almış durumda. Vesaire vesaire şeklinde dağıtabilirim. Evet, sanırım ihtimaller arasında bunlar da var. Peki. Bridge yani kontrol alanı nerede diye soracak olursanız tam olarak bulunduğum yerde. Burası kontrol alanı olacak. Burun biraz uzayacak bu arada, biraz daha. Burası ise komple hangar olacak. Evet. Sanırım şu an fikrim bu şekilde yönde. O zaman hadi buraları heavy armor'a çevirelim. Evet, ve şu anki durumumuza bakacak olursak... Evet, bir şeyler yerleşti. Şunları biraz weldledim, tamam değil. Hala tier 1'deler, onu söyleyeyim. Bunları şu grinder'la temizleyeceğim daha sonrasında. Doğru tier'ı anlayıncaya kadar. Reaktörlerimiz burada. Altında platform conveyor pipe var. Neden olduğunu birazdan göstereceğim. Şurayı bir seviye aşağıya çektim. Ve şuradan conveyor geçiyor sadece. Bunları buraya koydum.
Oksijen hidrohidrolü nereye koyacağımı bilmiyorum. Belki buruna koyarım. Bir adet hidrojen tankı koydum çünkü ve arkasına da hidrojen thrusterları yerleştireceğim. Hidrojeni zaten sadece bir booster olarak kullanacağımı söylemiştim. Yani nasıl diye soracak olursanız hız gerektiğinde bas hidrojeni modunda olacak. Evet, hala frenleri nereye koyacağımı bilmiyorum. Belki aslında dur, frenleri buruna koyabilirim. Evet, frenleri buradan koyabilirim. Evet, olabilir. Çünkü burunda bir şey yok. Neyse, devam edelim. Şuradan kanatlar biraz ilerleyip şöyle şuraya çekilmeye başlanacak. Şuraya makineler dizilecek. Vesaire vesaire. En son şuraya bridge'i yapmaya başlayacağım. Şurada bu konveyörleri buraya nasıl götüreceğimi düşünüyorum ben bir yandan. Evet. Şu anki durum bu. Ha, unutmadan şu arkadaşa yaptığım ufak bir ekleme. Valla. Grinder. Yanlış bir şey koyduğum takdirde bunun içinde ya da ufak grind işlerinde bunu çalıştırıyorum. Normal grinder. Şöyle twin grinder değil. Twin welder değil. Daha sonra twin grinder değil işte. Bundakiler twin. Bunda tek var sadece. Bu ince işler için. Evet, sanırım şu anki durum bu. Biraz daha devam edelim. Evet ve şimdi işin en eğlenceli kısmına gelebiliriz. Daha doğrusu en eğlenceli kısmı değil ama yeminin önemli bir kısmı bitti. Evet, neler yaptık onlara bir bakalım. Thruster'ları yerleştirdim. Thruster'ları tier 2 yaptım ki tier 2 gayet ideal hatta. Bunun hızlı bir gemi olmasını düşündüğüm için bayağı güçlüler. Evet, düşündüğüm birkaç bir şey değişti. Şurası bir gyroskop tarlası oldu. Ve bunlar da yetmediği için şuralara da sıkıştırdım. Şuralara da ve şuralara da. Ya basitçe boş olan her yere gyroskop sığdırdım denilir. Ama sonuç güzel oldu. Evet. Devam edelim. Şuradan konveyörlerimiz geçiyor. Önündeki thrusterları şu şekilde koydum. Şurada roket atar var. Roket launcher. Şurada da azimut gatling gunlarımız var. Daha önce small ship'lerde kullandığımı gördünüz. Aynısı. Şunlar şu airtight'lı HDHD'ler. Küçük olanlarından iki tane. Hangarımızda sadece küçük gemiler olacak. Henüz Great Generator'ı koymadım. Onu nereye koyacağımı düşünüyorum. Gemide yer kalmadı. Belki şuralara bir yere koyabilirim. Evet, jump driver'ımız burada yer alıyor. Şurada iki adet rafineri. Üç tane oksijen generator, bir tane kargo konteyner, bir kanatta. Diğer kanata geçelim. Bu kanatta da aynı şekilde bir adet bu, üç tane bu. Şuraları tam diyememişim. İki tane de assembler. Kooperatif modda çalışacaklar. Evet, şuradan çıkalım. Şu altımızda bir adet hidrojen tankı var. Ve kokpit henüz dekore etmedim. Üst ve tavanı da açık şimdilik. Kokpitten manzaramız bu. Bayağı geniş bir manzara. Evet, kokpitteki manzaranın geniş olmasına önem verdiğimi biliyorsunuz. Maden gibi hariç. Ve bu arkadaştaki manzara bayağı bir geniş. Evet, ayrıca şu camlarda birkaç bir şey, bazıları frame'li, bazıları frame'siz dikkat ettiyseniz, bayağı bir uğraştırdılar. Ve genel yapım bayağı bildiğiniz bir gecemi aldı. Kısa sürdü gerçi ama. Evet. Nedense gezegene baktığımda frame rate'im sağlam bir biçimde ölüyor artık. Gerçi birkaç yazılımsal problemle de karşılaştım bugün.
Biraz ilgileneceğim onlarla. Evet, diğer bir noktada şu arkadaşlar. Ayrıca şunları nasıl değiştirdim diye soracak olursanız. Önce basıyoruz 8'e. Kırıyor. Grinder. Sonra CTRL-G. Sonra şunları şöyle gelip yerleştiriyoruz bununla. Evet, basitçe sistem bu. Şimdi P beyaz. Şimdi G weapons. Yerleştireceğimiz silahlarımız var. Vulkan tabii ki de favorim olarak. CTRL-G 1. 7. Evet. Bu şekilde vulkanlarımızdı. Evet. Bir hata yaptık. Evet, ve hatalarımızı da bu şekilde geri götürüyoruz. Ayaküstü güzel bir demonstration gösterim oldu. Aslında şuraya bir yere de bir manuel turret koyasım var. Evet, şurada alan biraz dar olduğu için dikkatli hareket etmek lazım. Warp. Gemilerimi çevik yapmayı sevme sebebim, tercih etme sebebim tam olarak bu. Ve yay. Bunu renklendireceğiz sonra bir de. 7. Evet. Bu şekilde sürüsüne bereket yerleştiriyoruz. Vulkanlara. Gene aynı hatayı yaptım. Ctrl-G 1. 8. Yaklaş. Yanlış şeyi kazıyor olabiliriz şu an. Yok, tamam, doğru şeyi kazıyoruz. Evet, ve demin ne olduysa gene o bahsettiğim hatayla karşılaştım ve kokpitin içerisinde kendimi geri buldum. Son 5 dakikayı kaydetmemiş. Yani şu vulkanları yerleştirmemişim hala. Ama hani size gemiyi anlatmıştım. Evet, vulkanları elle yerleştireceğim birazdan. O problemin ne olduğunu bilmiyorum fakat sadece Space Engineer başıma geliyor. Uhu. Bunun bir bug olduğunu biliyorum. Görsel bir bug. Evet. Şurada da aynı şekilde var. Neyse. Muhtemelen yeni güncellemeyle gelen bir olay ya da bir modda olan bir değişiklik ya da yeni subscribe olduğum bir mod. Gerçi yeni subscribe olduğum hepsini de kaldırdım. Bir problem yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü sorun sadece Space Engineers'da başıma geldi. Ancak gene diğer olasılıkları da gözden geçireceğim. Onun için biraz araştıracağım. Eğer çok sık olmaya başlarsa Space Engineers size haber veririm. Ancak bu böyle bir problemim.
oyun kısacası bir ekran kartı hatası sonucu göçüyor. Ekran kartına daha fazla abanan oyunlarda bu sorun olmuyor ama. Evet, ilginç bir problemim. Biraz araştırıyorum hataydır, şudur, budur. Bakacağım. Dünden beri karşılaşmaya başladım. Neyse, gelelim benim yapacağım şeylere. İçeriği dekore edeceğim. Şunları kapayacağım. Buralar kapanacak. Şu boşluklar doldurulacak. Vulkanlar yerleştirilecek. Bu boşluklar da doldurulacak. Vesaire vesaire. Ve timdir, şudur, budur ayarlanacak. Programmable bloklarım da yerleştirilecek demek oluyor. Bu. Evet. Hadi bakalım. Evet, o bahsettiğim problemden geri geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. Umarım gözükmüştür kamerada. İlginç bir problem. Gerçekten hakkında biraz veri toplamaya çalışıyorum. Eğer Space Engineers kaynaklıysa bunu güzel bir bug report yapacağım. Diğer olası problem kaynaklarına testler yaptım. RAM'e test yaptım. RAM'den herhangi bir sıkıntı çıkmadı. BIOS ayarlarını resetledim. Yine herhangi bir değişiklik olmadı. Bunun yanı sıra işte sürücüleri kaldırıp geri yükledim. Yani temiz bir kaldırma, yani her şeyi de kaldırıp geri yükledim. Gene aynı. Hani aklımda başka neler olabilir diye geçiyor. Yani oyun kaynaklı diye düşünüyorum. Oyunu bir de birkaç saat modsuz oynayacağım. O şekilde bir şeyler deneyeceğim. Sonra en bu sorunla karşılaştığım zaman civarında güncellenmiş olan modların hepsini kaldırıp o şekilde birkaç saat oynayacağım. Bakalım öyle neler oluyor. Evet, saçmalama, şimdi de 30 FPS'i sabitledim şimdi de. Ha tamam, geri düzeldi. Neyse, neler yaptım? Dış kısmı tamamladım. Her yeri monte ettim. Hatta şöyle hızlıca bir gösterelim. Evet, dış kısım bu şekilde. Altta ve üstte birer docking alanım var. Şu yanlara access hatch ekledim. Dışarıdayken bir şeylere erişebilmem için. Arka ve öne artı şeklinde bir siyah çizgi ekledim denebilir. Evet. Spotlightları yine şu konseptle koydum. Önlerine o bilmem ne window koyarak. Şurada da varlar. Cam dizaynımı görüyorsunuz zaten. Evet, iç dekorasyona geçelim. Şurada bilgisayarlar var. Tim ve LCD. LCD bazen sorun çıkartabiliyor. Sebebini ben de bilmiyorum. O birkaç grid birleştiğinde olan bir problem arada oluyor. Neyse, hatta şu arkadaşı çıkartalım. 2. Ha, flame'leri de bazıların. Aa yok, değişik olmasının sebebi uzaklık. gemi büyük kaçtı flame'lerin bazılarına. Azıcık üstten uzaklaşalım. Bu arada hızını görüyorsunuz. Bayağı hızlı bir arkadaş. Ve fren hızı da bayağı yüksek. Tabii bu arkadaş neden static grid olur? Ha, çünkü isimlendirmemişim. Lightbringer. İsmi neden Lightbringer diye soracak olursanız eğer Tybalt'la benzer bir şablon üzerine kurulmuş dikkat ederseniz. Benzer bir şablona sahip. O kadar benzer değil ama yine benzer. Geometrik şekli benzer diyelim. Ve Tybalt'ın Guild Wars'da Tybalt karakterinin ünvanı Lightbringer. Daha doğrusu ünvan değil de rütbesi bulunduğu yerdeki. Kısacası bu arkadaş. Tybalt 2.0 aslında. Ve şunu bir spamlayalım. Run. Aa dur. Timer'ı en son kurcalarken geri açmamıştık. Start.
Tamam, şimdi düzeldi. Evet, LCD'lerimize gelelim. Evet. Şunu değiştireceğim. Şu ikisine atacağım bunları. Kargoyu. Inventory'yi. Şu ikisine atılacaklar. Bu arada iki LCD'yi birleştiriyorsanız nasıl yaptığınızı göstereceğim. Şuna ne yapacağım bilmiyorum. Şurası. Pardon, bunu kaldırmıştım. Onu şuraya atacaktım. Yok, şuraya atacaktım. Hasar görmüş blokları göstereceğim. Hatta hemen yapalım. Tamam. Damaged. Ayarladım. Güncelleyeyim şimdi. Evet. Şimdi mesela şunu biraz damage verelim. Evet, ve gördüğünüz gibi bunun hasarlı olduğunu gösteriyor bize. Evet, ve tamir ettiğimizde düzeliyor. Tabii bunun komut neydi hatırlamıyorum. Firefox'u da aşağıya almışım. X miydi? Hayır değil sanırsam. C. Neyse. Şuradan bir bakalım. Edit. Ya da bakmayalım. CTRL-F. CTRL-F işe yarıyor mu? Hayır, yaramıyor. Bir saniye. Help. Yok. Workshop'a yolluyor. Evet. neyse. Bunun bir komutu var. Onu muhtemelen bölümün ilerleyen kısımlarında gösteririm. Grind. Grind edilmiş ise göstermiyor. Yani elle hasar verilmişse göstermiyor. Silah ya da çarpma hasarlarında sadece rapor veriyor. Bunu nasıl ayarladım diye soracak olursanız, oksijen komutuyla ayarladım. Lightbringer boşluk grup olarak ayarladım burayı. Lightbringer vents diye. Lightbringer vents de bunun air ventlerini içeriyor. Air ventleri, yani sadece bundaki air ventleri okuyor. Bir de ek olarak bir de oksijen tank ekledim oksijen komutuyla. Şurası Krakatorik ile aynı. Krakatorik de maden geminin adı. Onun adı nereden geliyor diye soracak olursanız, hatta bir bakalım kendisine. Kapsam alanında değiliz. Evet. Yok. Kapsama alanındayız. Ancak o arkadaş merge olmuş durumda. Dock edilmiş durumda. Krakatorik ismi de gene Guild Wars'dan geliyor. Evet, gene oraya. O da bir kristal ejderhasının. Kadim ejderhalardan birinin adı. Kristal ejderhası kendisi. Oyunda var, ancak oyunda henüz onunla savaşmadık. Savaşılmıyor. Burada genel kargo kullanımım. Burada genel güç kullanımım. Burada genel kalan güç. Burayı zaten biliyorsunuz. Şurada da dekoratif konsollar var. Bunların hiçbiri aracın sürülmesine izin vermiyor. Gyro'ları kontrol ediyormuş. Okay. Hatta bunu main cockpit olarak işaretleyelim. Bakalım şimdi kontrol ediyor mu? Evet, şimdi edemiyor. Tamamdır. Tamamdır, kontrol edemiyorlar şimdi. Gayet güzel. Anadolu burada.
Evet. Ama bundayken kontrol edebiliyoruz. Evet, şimdi arkadaşım manevra kabiliyetine bir bakalım. Dönüş hızımız gayet güzel. Yani bu kadar büyük bir gemi için fazla güzel. Hızlanmayı vesaireyi gösterdim zaten. Bu yan thrusterlar sadece. Şimdi ileri doğru ittirelim kendimize. Bakalım oyunun vanilla tam hızına ulaştık. Ya modsuz oynasanız tam hız o şekilde oyunda. 104 metre bölü saniye olması lazım. Ve şu an geri viteste kullanıyorum gemiyi. Evet. Şimdi geçelim iç dizayna. Ve şurada bir tane var. Bunlar üstten birleşiyorlar vesaire vesaire. Ve şurada da bir tane akse seçim var. Akse seçleri seviyorum. Ve şu lambaları kullandım genel olarak. Şimdi gelelim. Merdivenlerden aşağı iniyoruz. Evet. Burada jump trailerımız var. Ve aynı şekilde burada da. Ayrıca şunun altında da bir adet hidrojen tankı var. Hemen arkasında da hidrojen thrusterımız var biliyorsunuz. Burası rafinerilerin olduğu ve depolardan birinin olduğu yer, depoları ayarlayacağım. Devam edelim. Yine depolardan biri ve assembler'lar. Ayrıca yine burada da karşı tarafta da 3'er tane oksijen generator var. Evet. Reaktör odamız ve ventleri yine görüyorsunuz. Unutmadan ventlerin hepsini bulundukları yere göre isimlendirdim. Hangar alanımız şunun airtight olduğunu biliyorsunuz. Buradan zaten hava geçmiyor. Şu an oksijen high. Şimdi none. Yok. Evet. Gravity Generator'ı ayarladım. Buraya bir adet access hatch koydum. Burası şu. Bunun önünde bayağı kalın bir zırh tabakası ve thruster'lar var. Evet. Gelelim. Burası observation alanlarından bir tanesi. Tamamen gözlem alanı. Yani dışarıyı şöyle izleyebiliyorsunuz. Buradan. Bridge'e çıkmanıza gerek yok. Belki buraya birkaç sandalyedir, şudur budur ekleyebilirim. Ya da kantin yapabilirim burayı. Bunlardan birini. Evet, kantin yapsam daha mantıklı olabilir. Burası da aynı şekilde. Gemiye ben tuvalet eklemedim. Evet, bunu ekleyeyim. Şimdi, buraya gelelim. Ana kokpitimize gelelim. Yukarıda gördüğünüz gibi kaptan kokpiti. Hatta şöyle kendimize bakalım. Araç o kadar büyük ki göremiyoruz. Aslında çok büyük bir gemi değil. Ancak şu ana kadar yaptığım en büyük gemi olabilir. Fakat daha büyüklerini de yapacağım. Evet şimdi. Gelelim. Birinci kontrolümüz arkadaki hidrojen thruster'ı açıyor. Hatta hidrojen thruster varken bir adet hızlanmamıza bakalım. Maksimumuza ulaştık. Hidrojen thruster'ımız bu işe yarıyor. Direkt ikinci bir grup şeklinde alt ve üstü bağlamamızı sağlıyor. 4 jump drive. Hatta uyarı verecek. No. Jump drive'ı bir sonraki bölüm kullanacağım. 5 neydi? Ha, fly. 5 gyroları ve thruster'ları kapatıyor. 6 hangar kapımız. Tabii biraz yavaş olduğu için kendisi. Bir saniye. Hangar gate off moddaymış. Tamamdır. 7 şu arkadaki merge bloklar. 8 ve 9 silahlar. Evet. Sadece bir tanesinde mermi var.
altındakine o mermileri ayarlayacağım. Ama basitçe bunların hepsi aynı anda ateş edecek. Hatta dur. Gump. Evet. Tamamdır. 2. 2. 2. 2. Confirm. On yedi. İki. On beş. On üç. Tamamdır. Hepsini dağıttık şimdi. Evet. Ateş ettiğimizde artık şöyle bir manzara oluyor önümüzde. Çok büyük bir atış gücü değil ancak gayet işe yarar bir atış gücü. Sonrasında da şurada roket launcherlarımız var ancak roketimiz olmadığı için. Onun için de aslında bir üste doğru gidelim. Ve tabii ki de video geleneği olarak bana mesaj yağdı. Tam bu ilginçti. Mesaj spamı geliyor. Atakan selamlar. Atakan'dan. Evet, izliyorsa eğer görür bu noktada. Şimdi gel bakalım. Bu aracın hareket hızını bayağı sevdim bu arada. Şöyle arkam dönük doklamak istiyorum. Hatta bir fantezi yapıp tersine doklayacağım. Evet. Sonrasında da şu son LCD'yi ayarlayıp bu videoya bir çıkış yapabiliriz. Evet. 2. Tamamdır. Ve gördüğünüz gibi üstteki hasar görmüş parçaları artık buradan görüyoruz. Evet. Ve bir de production roket. Misal sanırım oydu. Evet, vanillası o olsa gerek. Rocket launcher, hatta dur şurada. Rocket launcher tam hepsi dolu. Şunu kaldıralım şuradan. Evet. Şimdi gel gelelim roketlerimize. 8. Evet, bu şekilde bir roket ateşliyorum. Evet. Her şey bu şekilde. Evet, aslında süreyi de açtık gibi ancak bu gemiyi görmüş oldunuz. Sonraki bölüm güzel keşiflere çıkacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü eski haftanın günler, iyi eğlenceler.